Evet arkadaşlar, 34 kredi sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorunu çözmek için bir iki yöntemimiz var. Onun dışında maalesef arkadaşlarımız 34 kredinin üstünde kredi seçemeyecekler. Önce sorunun nasıl ortaya çıktığını bir değerlendirelim. Arkadaşlar, seçmeli derslerin birleştirilmesiyle birlikte tüm seçmeli derslerin kredileri iki katına çıkarıldı. Yani bir dersin kredisinin iki katına çıkarılması demek, bu dersin kredisinin çift haneli olması demek. Dolayısıyla biz bir sınavda 35 kredi seçebileceğimiz için sistem bizi 34 kredinin ötesine atamıyor. Bu sadece seçmeli dersi seçecek arkadaşlar için meydana gelmiş bir sorun. Bir de Türk Dili Edebiyatı olmayan arkadaşlar için. Neden Türk Dili Edebiyatı arkadaşlar? Bütün dersler içerisinde kredisi tek haneli olan bir tane dersimiz var bizim arkadaşlar. Bu da Türk Dili Edebiyatı 1. Öğrencimizin Türk Dili Edebiyatı varsa bütün dersler içerisinde kredisi tek haneli olan sadece bir dersimiz var arkadaşlar. Bu ders de Türk Dili Edebiyatı dersi. Türk Dili Edebiyatı 1'den 8'e kadar olan tüm zorunlu dersleri 5'er kredidir. Ve eğer seçmeli dersle birlikte Türk Dili Edebiyatı'ndan bir tane zorunlu ders seçebilecek arkadaşımız varsa bu arkadaşlarımız 35 kredilik ders seçimi yapabilirler. Fakat Türk Dili Edebiyatı dersiniz yoksa, sadece seçmeli dersleriniz varsa ya da zorunlu derslerle birlikte seçmeli dersleriniz varsa 34 kredide kalacaksınız arkadaşlar. Biz bu durumu bakanlıkla görüştüğümüz zaman bakanlık bize bunun bir teknik problem olmadığını söyledi. Yani bunun daha önce de öğrencilerin karşına çıkan bir problem olduğunu söyledi. Dolayısıyla kredisini 34'te tutan arkadaşların bu şekilde sınava gireceklerini söyledi. Dolayısıyla arkadaşlar, bir kredilik ders seçimini yapamıyorsak sınavda 34 krediden sınava tabi tutulacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnekle gösterelim. Bakın, bir öğrencimiz var ekranda. Bu öğrencimizin Türk Dili Edebiyatı'ndan bir tane dersi var. Zorunlu dersi var. Türk Dili Edebiyatı dersi 5 kredi olduğu için diğer kalan 30 krediyi seçmeli derslerden tamamlayarak tam 35 kredilik seçim yapabiliyor bu arkadaşımız. Daha önce biz demokrasi, girişimcilik gibi dersleri, temel dini bilgiler gibi dersleri tek kredi olarak gördüğümüz için bu dersleri 34'ten 35'e tamamlayacak şekilde kullanabiliyorduk. Fakat bu dersleri birleştirdikleri için arkadaşlar, bu derslerin kredileri çift rakam olduğu için artık bu şansımız ortadan kalktı. Dolayısıyla Türk Dili Edebiyatı dersi olmayan tüm arkadaşlarımız için maksimum 34 kredi seçebilme durumu ortaya çıktı. Arkadaşlar, seçmeli derslerle ilgili değinmem gereken bir nokta daha var. Seçmeli derslerin birleştirilmesiyle birlikte kredileri ikiye çıktı. İki katına çıktı. Bir dersin sınavına girerek 10 kredi, 12 kredi alma şansı bize doğurdu. Fakat burada aldanmamamız gereken bir nokta var. Hemen matematik örneğinden verelim. Seçmeli matematik dersinden. Seçmeli matematik 1 dersi eski seçmeli matematik 1 ve 2 dersinin birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Şimdi eski seçmeli 1, 2 matematik dersleri içerik olarak zaten ağır derslerdi arkadaşlar. Şimdi bunların ikisi birleştirilip seçmeli matematik 1 olduğu için koskoca kalın 2 tane kitaptan sorumlusunuz demek. AYT konularının neredeyse yarısına tekabül ediyor. Siz sınavda 12 kredilik bir seçmeli matematik seçerek bu 12 krediyi almayı planlarken içeriğin zor olmasından dolayı arkadaşlar maalesef bu sınavdan kalabilirsiniz. Dolayısıyla ders seçimlerinde kredi sayılarının fazla olmasına lütfen aldanmayın. Burada bizim tavsiyelerimiz nelerdir? Her zaman söylediğimiz gibi seçmeli demokrasi, seçmeli girişimcilik, seçmeli işletme, seçmeli ekonomi, seçmeli sanat tarihi gibi dersler içerik bakımından çok kolay derslerdir. Seçmeli derslerin kredilerinin iki katına çıkmasıyla birlikte bu derslerin kredileri de gerçekten çok önemli ölçüde arttı. Ekonomi, İşletme, sanat tarihi gibi dersler toplam 4 kredi oldu arkadaşlar. Demokrasi dersi 2 kredi oldu. Yine girişimcilik dersinin de kredisi arttı. Coğrafya, seçmeli coğrafya dersi 8 kredi oldu. Seçmeli tarih dersi 8 kredi oldu. Bunlar arkadaşlar diğer sayısal derslere göre çok daha kolay dersler olduğu için seçmeli ders seçecek arkadaşlarımızın mutlaka bunları seçmesi lazım. Edebiyat dersi için 1'e 5 kuralı mutlaka bizim için önemli. 1'e 5 kuralı neydi? İşte edebiyat 5 dersi seçmeli edebiyatın birine tekabül ediyordu. Şimdi seçmeli edebiyat 5 ve 6 dersleri seçmeli edebiyat 1'e tekabül ediyor. Dolayısıyla bu 1'e 5 kuralını hala kullanabiliriz. Yani bir öğrencimiz edebiyat 5 zorunlu dersini seçerek aynı zamanda seçmeli edebiyat 1 de seçerek 15 kredilik derse bir derse çalışarak
bu kredileri alabilir arkadaşlar. Bunları her zaman söylediğimiz gibi yine bu şekilde hatırlatalım sizlere. Seçimlerinizde bunlara dikkat edin. Bir de arkadaşlar ders seçimini yaptıktan sonra kaydet butonuna hala basan arkadaşlarımız var. Ders seçiminizi yaptıktan sonra mutlaka kontrol edin. 34-35 kredi seçtiğinizi kontrol edin ve kaydet butonuna basmadan ekranı kapatın. İlerleyen günlerde yine kontrol edebilirsiniz. Derslerinizi tekrar değiştirebilirsiniz, seçim derslerinizi. Fakat kaydet butonuna basarsanız sistem sizin yerinize otomatik olarak ders seçer ve sizin istemediğiniz dersleri seçebilir. Arkadaşlar 34-35 kredi olayına çok fazla kafayı takmayalım. Sınava bu şekilde hazırlanmaya devam edelim. Sınava az bir zaman kaldı. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam edelim ve bu sınavdan da inşallah 35-34 kredileri alarak mezuniyet yolunda hızlı bir yol alalım.